Şevki Bey'in yazısı bu. Hocam şunları izah eder misiniz? Evet, bu gene meşhur hatatlarımızdan Şevki Bey'in yazısıdır. Celi yazısı, altın yaldızdır bu. O bir talik yazıdır. Bir evliya Allah'tan bir zatın ismidir. Süheyl'im de Abdullah'ın Tüseyri diye mağrup bir zattır evliya Allah'tan. Yanında Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir mahkûk bir şeyle yakma suretiyle yapılmış bir yazısı. Yanındaki resim Küçük Hüseyin Efendi Hazretleri, Evliya Allah'tan, büyük evliyalardan. Hulefasından Mahmud Efendi de altındaki küçük resimdir. İstanbul Müzesi'nden aynı zamanda. Evliya'dan alttaki kabir Küçük Hüseyin Efendi Hazretleri'nin kabri. Yanındaki resim Suat Bey'in bir kompozisyonudur bu. 100 sene evvelki İstanbul'da musiki zevk ve anlayışı telakkisi bir neyzen dedenin karşısında dinleyicilerin huzur içerisinde duruşu ve meşgallerini terk etmesi. Ufak bir hile-i saadet. Yukarıdaki zamanımızın meşhur hattatlarından merhum olmuş, aynı zamanda da hocamdır. Hattat Halim Efendi'nin bir ayet-i kerimesi. Celi yazısı. Kenarları tesipler ve zerefşanlarla süslenmiştir. Akademi hocalarından da Muhsin Bey'in eseridir o tesip. Alttaki yazı yine hakimlerimizden Hattat Kamil Bey'in yazısıdır, Hile-i Saadet'tir. Peygamberimizin Veşi Saadetlerini, Hazreti Ali Efendimizin hadis-i şeriflerine iktiranen yazılıdır. Hattat Halim Efendi'ndir. Hocam olan Hattat Halim Efendi. Alttaki Yahya Hilmi Efendi'nin yine bir Hile-i Saadet'i. Peygamberimizin Şemail-i Şerif'ini gösteren bir hilesidir. Meşhur Kur'an hatatlarından. Bu maşallah Hattat Halim Efendi'nin oğlumun veladetinde yazmış olduğu bir veladet hatırası ve tarihidir. Maşallah. Üstteki Bakkal Arif Efendi namıyla meşhur hattatlardan Ol Resulü Müştabahım Rahmeten Lil Alemin diye başlayan kıtasıdır. Yine keza yukarıdaki Muhammed Aleyhisselam Hattat Halim değildir. Bu da Hasan Rıza Efendi'nin Ya Rab bir gaza külende Bedri Huneyn diye başlayan meşhur Sikkezen Başı namıyla maruf Hasan Rıza Efendi'nin yazısıdır. En üstteki Barikallah yine Hattat Halim Efendi'nin fakire bilhassa yazdıkları ev mübarekesidir. Kardeşim Cahit Bey'e hitabıyla yazdıkları. Bu Rabbi Yesir Elifba Şevki Bey'in bir elifbasıdır. Bu da yine Bakkal Arif Efendi'nin bir hilyesidir. Tabii bunların hepsi el yazması. Bu da Yedi Uyurlar namıyla maruf Mehmet Tahir Efendi'nin Yemliha Mekşelina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeş, Tatayyuş, Kıtmir ki Kıtmir de köpeğidir, yedi uyurlar. Güzel bir celi yazıdır. Şu alttakiler hocam. Büyük Kur'an'a geçelim. Büyük lavha Kur'an-ı Azimüşşan'ın tamamıdır. Mısır'da basılmıştır. Büyükten küçültülme olduğu için pertavsız da hatta iyi görenler gayet güzel
okuyabilirler. Kur'an Azimüşşan'ın tamamıdır. Evet. Yandaki meşhur kazı asker Mustafa Fet Efendi'nin Hicri 1263'te yazdığı Harrerehu el-Haç Mustafa İzzet İmam-ı Sani li Emir-ül Müminin Abdülmecid Han. Abdülmecid, Sultan Abdülmecid'in imamı olduğu, ikinci imamı olduğu zaman. Sonra bu Sami Bey'in, yani Şeyhül Hattati dedikleri, zamanın değil, bütün asrın, devrin en büyük hattatı Sami Bey'in Resul Hikmeti Muhafetullah, hikmetlerin başı Allah'ın korkusudur diye yazdım. Muazzam bir eseri altın diye, gene altın yazmış, soyuyla yazılmış. Diğer ikisi. Yandaki Ya Hafiz, gene Halim Efendi'nin. 1282'de yazdığı bir yazı, büyük celil.